ortaya çıkıyor olabilir. Sıradaki konuşmacımız aslında tam da bu alanda sizlere önerilerde, püf noktalarda bulunabilecek ya da çok daha farklı ufuklar açabilecek olan bir konuşmacı. Kendisi deli değilim, sadece gerçeğim sizinkinden farklı diyecek. Ama bakalım bu sözünün ya da bu anlatının altında neler gizli? Öğrenmek için alkışlarınızla kuantum drama eğitmeni, aynı zamanda danışman Sayın Tuna Tüner. Piyona biliyorsak devam edebiliriz. Ben keşke. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söz merhaba. Sizde. Teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle müzisyen arkadaşlarıma, sizi bana hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Ben herhalde şurada bir yer bulayım kendime. Evet, eminim bu salonda en az benim kadar çok seyahat ediyorsunuzdur. Bugün de uçakla geldim ben buraya. Ve uçaklarda, daha doğrusu dar gövdeli diye tabir edilen tek koridorlu uçaklarda, yani işte bu Pegasus ve Anadolu Jet tarzı uçaklarda, biliyor musunuz sadece 3 tane yangın söndürme tüpü var. Ve her biri 7 saniye sürüyor. İçindeki şeyi 7 saniye sürüyor, solüsyonu. Dolayısıyla kabin görevlilerine şöyle bir eğitim verirler, derler ki yangının kaynağını bulmadan bunu harcamayın. Bu çok önemli bir şey. Özel hayatımızda ve iş hayatımızda da yetişkinlerin kendi sorunlarını doğru tespit edebilmesi gerekiyor. Bana göre en değerli ama en çarçur ettiğimiz kaynağımız sorunun kaynağını zamanında ve doğru tespit edemeyişimiz. Öyle ya, sıka sıka gidiyoruz işte elimizdeki tüpü. Sonra yangının kaynağını bulduğumuzda elimizde çok az bir artık solüsyon neyse ondan kalıyor. Bugün size insanı anlatacağım. İnsan yönetenlere, insan yöneten insanlara insanı anlatmaya çalışacağım. Biraz farklı bir pencereden bakacağız. Şimdi insanı önce biraz tanımak lazım. Eğer işimiz insansa, doğrudan insanla çalışıyorsak, insanı biraz tanımamız gerekiyor. İnsan, doğadaki belki de en zayıf canlı. Düşünsenize, herhangi bir hayvanın yavrusu doğduktan birkaç saat, birkaç gün, hatta birkaç hafta içinde kendi özelliklerinin çoğunu ortaya koyabiliyorken, insan için bu yıllar alıyor. Bir bakıcıya doğrudan bir muhtaç ilişkisi var. Kendi başına bir bardak su içmesi 7-8 sene alıyor bir insanın. Dolayısıyla bu haliyle çok güçsüz bir varlıktır yaşamda. Halbuki doğada böyle bir şey yoktur. Bir sisteme doğar insan. Bir aile sistemine doğar. Baba, anne ve kardeşler ve hatta diğer tüm gebelik hikayesiyle beraber bir sistemde yerini alır. Ve bu sistemde büyürken ebeveynleri tercihen bu insana yaşamla ilgili bilgiler öğretir. Yaşamla ilgili beceriler kazandırır ve bizim ilk öğretmenimiz anne ve baba ve kardeşler olmak üzere aileden oluşur. Şimdi biz artık koskocaman yetişkinler olarak bir şirkete başlarız, bir iş hayatına dalarız ama bazı şeyleri artık çok geç kalmışızdır. Bütün bu süreçlerden geçmiş insanlar olarak buluşuruz biz. Burada çok önemli bir şey var. Benim biraz, belki tanıyanlarınız vardır beni, bu çağla ilgili biraz derdim var. Instagram çağı olarak kabul ediyorum bu çağı. Benim de işte bir sürü bir takipçim, bir şeyim var. Ama her şeyin biraz zarfına, yani dışına baktığımız bir çağda yaşadığımızı düşünüyorum. Benim çocukluğumda ya da biraz daha eski dönemlerde mazrufun biraz daha önemli olduğunu düşünebiliriz. Yani zarfın içindeki şeyin. Şimdi herkes güçlü olmak istiyor. Düşünsenize, İngilizce yabancı dil değil artık. Yani İngilizce bilmiyorum demek, konuşamıyorum demek gibi bir şey. Bu çağ özellikle insana sürekli kendini eksik hissettiriyor. Sürekli yanlış bir şeyler yaptığını, daima eksik olduğunu. Ya ruhumda zaten eksiğim ben. Onu derinlerde bir yerlerde biliyorum. Üstüne de baskı gelince daha iyi fit vücudun olsun, şu dili de bil, yok işte mandarin öğren değil mi? Şöyle işte bilmem neyin olsun, şu arabaya bin, bu kıyafete bin. Eksik hissettikçe eksik hissediyoruz. Ve bir şekilde biz bu eksiğimizi başka şeylerle tamamlamaya çalışıyoruz. İnsanın basitçe
yaptığı her şey kendi derinlerindeki eksikliği gidermek üzerinedir. Bunun için yöntemler bulur. Şimdi aile öyle önemli ki, şimdi size bir örnek vereceğim. Burada bir tane çoğumuzun evinde bulunan 19 litrelik bir damacana su olduğunu düşünün. Ben de herkes gibi onu tek elimle şuraya kadar kaldırıp bırakabilirim. Sorun yok. Hatta ben spor salonuna gitmiş, çok spor yapmış, kollarını çok güçlendirmiş bir insan olarak belki aynı anda iki tane de kaldırabilirim. Değil mi? Çok güçlüyüm ben. Sağ kolum, sol kolum çok güçlü. Eminim siz de en az bir kere hasta olmuşsunuzdur. Basit bir grip. İnsanın mecali olmaz ya. Kendini tuvalete götüremezsin ya. Bak şimdi burayı çok iyi dinle. Eğer sistem hastaysa parça gücünü ortaya koyamaz. Sen istersen Boğaziçi bitir. Oxford'da double major yap. 3 tane yabancı dilin olsun. Okullarını derecelerle bitir. Ancak en nihayetinde o sistemin izin verdiği kadar bir yere gidebilirsin. Buna şimdilerde epigenetik deniyor. Ben de biraz işte anlıyorum ya da anlamaya çalışıyorum diyelim. Şimdi insanın olduğu yerden yani sistemden söz etmek zorundayız. Bizim sistemi iyileştirmemiz gerekiyor. Sistem iyileştiğinde insan da kendi gücünü ortaya koyabiliyor. Ne tuhaftır ki gene doğadaki tüm canlılar kendilerine has özelliklerini herhangi bir sınırlama olmaksızın kolaylıkla ortaya koyabiliyorlar. Mesela bir kedi sıçrayabiliyorsa sıçrıyor. Bir köpek koku alabiliyorsa alıyor. Doğru mu? Ama insan ve yalnızca insan yapabilecekken yapmıyor. Çeşitli bazı dinamiklerden ötürü. Burayı biraz anlamamız gerekiyor. Şimdi insan, tabii şimdi çok karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortama geliyor. Böyle bir takım yaratıklar falan, doğum başlı başına psikolojide bir travma olarak geçer. Sonra bu dünyaya alışmaya çalışıyoruz. Bu dünyaya tırnak içinde söylüyorum, güvenle bağlanmaya çalışıyoruz. Bunda da 0-2 yaş dönemi çok önemli. Annenin bakımı tercihen, biz ona birinci derece bakıcı diyoruz. Anneden bir bebeğin 6 temel ihtiyacı var. Bunları almaya gayret ediyor. Bunu aldığında güvenli bağlanıyor. Güvenli bağlanamazsa düzensiz, kararsız ya da güvensiz bağlanıyor hayata. Ondan sonra siz entelektüel olarak istediğiniz bilgiyi verin. Derinlerde bağlanması böyle oluştuğu için dilinde, ses tonunda, yaptığı her şeyde, özgüveninde bu ilişkinin izlerini görüyoruz. Öyle ya, hayatta kalamıyor, her şeyi anneden öğreniyor. Her şeyi ona öğretilen o sistemde, ki biz ona vicdan diyoruz. Hayatta kalmak için o vicdanın kurallarına uymak zorunda. Amigdala sistemi, yani bilinçaltı. Ense kökümüzde, başımızın arkasında. Aynı zamanda sürüngen beyin olarak da kullanılır. Sürüngen beyin denmesinin sebebi de reptillerin beyinlerinin çalışma prensibine çok yakın olduğu için hala sürüngen beyin olarak da literatürde geçer. En az gelişen parçamızdır bilinçaltımız. Ve bilinçaltında insan var olduğundan beri temel bir kural var. Orada bir yazılım var ve bu yazılımı değiştirmek mümkün değil. Hani default geliyor. Fight and flight mode dediğimiz, insan bir tehlikeyle karşılaştığında ya saldırıyor ya kaçıyor. Bu hep öyle olmuştur. Mağara döneminden günümüze kadar. Öyle ya, bazılarımız aramızda kediden köpekten rahatsız olanlar vardır. Köpekten korkan bir insan için geceliğin karanlık bir sokakta bir köpekle göz göze gelmek çok şık bir şey olmuyor tabii, biliyorsunuz. Hemen o yol değişmeye çalışılıyor. Bazen kal geliyor vesaire ve o sorunu atlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla insan ne zaman ki o vicdana uyumlandıysa, anne babası ona neyi doğru, neyin iyi olduğunu gösterirse ve o bu kurallara uymaya devam ederse kendini güvende hissediyor. Kendini güvende hissetmek için de o vicdan gruplarına ait olmak zorunda. Biz de kendi çalışmalarımızda temel anayasamızın 3 kuralı vardır. İnsanı konuşuyorsak eğer, aidiyet, düzen, denge. O sisteme ait hissettiğinde işte o zaman oradaki bütün melekeler, bolluk, bereket, sevgi akmaya başlıyor. Herkes doğru yerde oturduğunda
kendinin yerinde olduğunda dağlar dağ gibi, nehirler nehir gibi oluyor derim ben ve o zaman o akış devam ediyor. Eğer bir sebepten ötürü o kişi kendine ait olmayan bir yerde oturduğunda da o sistemde sorun çıkıyor. Parça bütün ilişkisi olarak baktığımızda, ya öyle bir şey oluyor da sistem niye bozuluyor diyebilirsiniz. Tasarım dünyasında şöyle bir söz vardır, belki duymuşsunuzdur. Bir bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamından fazladır. Bir kez daha tekrar edeyim. Bir bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamından fazladır. Çok güzel, herkesin hayalini kurduğu bir otomobil düşünün. Şu an buraya getirelim, bu salona. Bütün parçalarını demonte edelim ve salona yayalım. Hiçbir şey ifade etmez. O parçaları doğru sırada, doğru şekilde bir araya getirdiğinizde de artık o başka bir şey olur. İnsanlar da bir araya geldiklerinde, aile kurduklarında, bir şirkette çalıştıklarında, bir organizasyon kurduklarında da bu çok değişmez. Orada da bir belli bir hiyerarşi vardır. Orada da belli bir vicdan vardır ve herkesin buna uyması beklenir. Öyle ya, ben hep şöyle söylüyorum, bir eve taşınırız, orada 5 sene otururuz. O apartmanın belli bir komşuculuğu vardır, bilirsiniz. Kendi bir vicdani yapısı vardır. Yan apartmana taşınırsın, bak bitişik, teknik olarak 1 metre ötede. Bambaşka bir komşuculuk vardır. İnsanın olduğu yerde vicdan, vicdanın olduğu yerde de kurallar vardır ve insanlar bu kurallara uymaya çalışırlar. Dediğim gibi tek bir şey için yapar bunu, güvende olmak için. Peki ben şimdi güvende olmak istiyorum. Artık anne babamın kucağında değilim, koskocaman yetişkin oldum. Güven aramıyor muyum zannediyorum? Hatta benim YouTube kanalım var, orada belki denk gelmişsinizdir. Tekne kazıntıları ile ilgili bir videom var mesela benim. Onlar kadroluyla sözleşmeli gibi bir şeydir. Hani bir kadrolu elemanla bir de sözleşmeli eleman vardır ya, biz seni yapmayı düşünmüyorduk ama işte falan gibi biliyorsunuz durumlar olur. Ben de onlardan biriyim bu arada, merak etmeyin. 7 yaş var abimle aramda, bir jenerasyon farkımız var. Onlar hayata daha bir değişik bakarlar. Kadrolu olmakla sözleşmeli olmak gibi. İnsan hep bunu yanında taşır. İnsan buna muhtaçtır. Ve insan, bak şimdi dinle, 3 şeyle iyileşir. Başka hiçbir şekilde bir insanı iyi edemezsiniz. Bıçakla, bitkiyle ve söz ile. Ve ne tuhaftır ki insan bu üçüyle de yaralanır. Bıçakla, bitkiyle ve söz ile. Varlığını ötekine o kadar muhtaç hisseden bir varlıktır ki insan. Mesela ormandan şimdi bana bir aslan getirin. İşte biz bir süredir de onunla yaşamış olalım. Ben şimdi bir aslana bakıyorum ve diyorum ki seni aldığım güne lanet ediyorum. Sen işte mama paran kaç para tutuyor biliyor musun? Kaç kilo et yiyorsun? Et kaç para biliyor musun? Bıktım senden, kokuyorsun. Evi kokuttun. Saçaklara basma. Değil mi? Biz bunlarla büyüdük ya. Böyle bir şey söylediğinizde aslan ne yapacaktır? Hiç umrunda olmaz. Bunun yarısını evladına söyle. Houston, we got a problem. İnsan sözle yaralanır. İnsan davranışla yaralanır. Dolayısıyla ben şunu çok önemsiyorum. İnsan yöneten insanlarda, işte İK departmanları olsun, şirketlerdeki yöneticiler olsun, insanı biraz anlamayı, insanı biraz tanımayı gerektirdiğini düşünüyorum. İnsanın duygusal yapısı nedir? İnsan nasıl buralara gelmiştir ve temelde ne arar? Öyle ya, şimdi günün sonunda hepimiz para kazanıyoruz. Bir yetişkin zaten, değil mi? Günlük maişetini, günlük ihtiyaçlarını gidermek için bir iş yapıyor ve sonunda para kazanıyor. Farkında mısınız? Para ama hiçbir zaman yetmiyor. Para hiçbir zaman yeterli bir ödül olmuyor. Hep daha fazlasını, hep daha fazlasını arıyoruz. İnsan biraz bu anlamda irrasyonel bir varlıktır. Biz insanı yani psikolojide kurcalarken böyle çok hoşumuza gider. Kendi tuhaflığımıza, kendi beceriksizliğimize, kendi güçsüzlüğümüze zaman zaman güleriz. Öyle ya, bir gün öleceğini bilir. Lanete gel. Ne zaman ve nasılını bilmiyor. Tek bir canlı var ki bu hayatta bir gün öleceğini bilip ne zaman ve nasılını bilmiyor. Şimdi bu kaygı yapmasında ne yapsın? Kaygılı varlıklar oluyor.
Bu kaygıyı neyle giderecek? Herkesin kendine göre bir yöntemi var işte. Kimisi bunu alkolizmle yapıyor, kimisi kumarbazlıkla yapıyor, kimisi deli danalar gibi çalışıyor tabiri caizse. Bir şekilde bu kaygıdan kaçmaya çalışıyor. Şimdi ben insanı anlarsam, bu sistemin nasıl çalıştığını anlarsam ve insanın potansiyelini bilirsem, o zaman kendi vicdanımı çok iyi yönetirim. Bana sorarsanız eğer ki ben bir beyaz yakalı profesyonel değilim, o yüzden rahat rahat konuşabilirim ki konuşuyorum. Bana göre bir şirketin en önemli departmanını sorsanız, yani insan gözünden baksam, ben İK derim. Bunu bel kemiği olarak bile düşünebiliriz. Çünkü İK bence dengeyi sağlayan unsurdur. İnsan yıllar boyu kovulmamak için, dışlanmamak için, Cirque du Soleil'de bu kadar böyle şey yapan yoktur ha, ne derler, jonglörlük. 50 bin tane takla atarız, aman bizi kimse bırakmasın, aman bizi kimse kovmasın diye. Sonra bir yerden de bir şekilde çıkması gerekir değil mi insanın? Dolayısıyla hepimizin derinlerinde de dışlanmakla ilgili, kabul görmemekle ilgili bir şeyler olur. Bu anlamda insanı böyle değerlendirmek ve insanı eksik bir varlık olarak görmek, eksiğini anlamaya çalışmakla zaman öldürmek gerekir. Ya da zamanı değerlendirmek gerekir. Elinizdeki o yangın söndürücü 7-7-7, 3 tane 7 saniyelik ömrü var. Peki, insan bu potansiyelini niye barındırmıyor? Ben yıllardır çalışıyorum insanlarla ve sırf anneleri için çok önemli CV'leri çarçur eden insanlarla çalıştım ben. Sırf babaları için çok önemli kariyerleri çarçur eden insanlarla çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Ben de mesela her çocuk gibi meslek seçiminde babamdan etkilendim. Bu hayata sinemacı olarak başladım. Sonradan kendi yolumu bulmaya, kendi yönümü aramaya başladım. Ve adına şimdilerde kişisel gelişim denen, benim hala tam olarak tanımlayamadığım bir şey yapıyorum. Babamın yolundan gittiğimi fark etmiştim çünkü bir gün. Ve hiçbir zaman başarılı olamayacağımı anladım. Çünkü ona gözükmek, ona yaranmak istiyordum. O beni onaylasın. O çünkü alaylıydı. Ben de Bilgi Üniversitesi'nde ilk mezunuydum. FTV mezunu, böyle diplomalı yönetmen olacaktım. Acayip başarısız oldum. Acayip. Ve şükürler olsun diyorum o başarısız günlerime. Ve yine şükürler olsun ben bunu anlayabildiğim için. Sonra yön değiştirdim. Öyle ya. Artık günümüz öyle bir şey ki insanın potansiyeli çok yüksek. İnsan bak İK profesyoneli pardon dilim sürçtü. Çelli öğrenmek isterse çelli öğrenebiliyor. Ama bir kedi bunu yapamıyor. Peki ne oluyor da biz potansiyelimizi kullanamıyoruz? İşte o sistemde bir şeyler bozuk oluyor. Bu sistemde bir şey hasta oluyor ve parça gücünü ortaya koyamamaya başlıyor. Halbuki burada hiçbir eksiklik yok. Oku dediler, okuduk. Bu dili de öğren dediler, o dili de öğrendik. Bak burada bir kurs var, oraya da gittik, oraya da gittik. Bir şey eksik kalıyor değil mi? Çünkü insan nisyan ile mağlüldür der tasavvufta. Yani unutandır. Biz doğamızı, yaşamdaki varlığımızı unutuyoruz bir yerden sonra. Şimdi bize göre, baksanıza teknolojiye işte ekranlarımız var, işte uzaktan kumandalı her şeyi idare ediyoruz, benim mikrofonum bilmem ne falan. Biz kendimizi çok modern insanlar, modern varlıklar olarak zannediyoruz. Eğitimlerde bazen söylerim, benim ofisim Esentepe'de İstanbul'da. 100 sene evvel Esentepe'den Bostancı'ya at arabanızla 1,5 saatte gidiyordunuz. Şimdi Ferrari'nizle de 1,5 saatte gidiyorsunuz. Çok bir şey değişmiyor ve üstelik ikisi de aynı konforsuzluktadır. Demek ki bir şeyler ters gidiyor. Biz diyoruz ki çok moderniz. Peki, aborjin diye bir şey var Avustralya'da. Ben ona baktığımda diyorum ki bu ilkel. Niye ilkel? Çünkü yaprak yiyor diye. Bende başka bir şey var ya, ben daha modernim ya. Senin bir tane elektrik kesintisine bakar, şarj edeme bakayım telefonunu, ertesi gün ne olacaksın? O aborjin dediğin adam gece rüyasında telepati yapıyor. Doğasını o kadar hissediyorlar ki, bizim de sanki biraz doğamıza inmemiz,
doğamızı anlamamız, biraz hani İngilizce tabiriyle back to basics yapmamız gerekiyor ki buralarda yarım kalanları, eksik kalanları artık çok da imkan var. Bunları tamamlamamız gerekiyor. Zira zaten geçmişten bir eksiklik getiren anne babasının ve aile sistemi vicdanı içerisinde sizin asla artık değiştiremeyeceğiniz bir kalıba girmiş olan bir varlığı iletişimini ve bilinç halini değiştiremezsiniz. O yüzden hep şöyle söylerim ben. Türkiye'deki hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda en büyük sorun bilinç seviyemizdir. Türkiye bana göre yetişkin çocuklar ülkesidir. Mesela siyasete bakarsın, siyaset diline baktığınızda ergen bir dil kullanıldığını görürsünüz. Biz lisede konuşuyorduk öyle. Kim kimi yenecek? İşte gördün mü? Çatlasan da yapacağım, patlasan da bilmem ne olacağım. Biz bunu 16-17 yaşında yapıyorduk. Tıkanıp kalıyoruz bir yerde. Ergen evladı olan var mı? 15-16-17 yaşında. Pek az konuda anlaşıyorsunuz değil mi? Ergen laf dinlemez ki. Peki ya çocuklar? Çocuklara laf anlatabilir misiniz? Ben şimdi çalışıyorum insanlarla. Ebeveynden çocuğa bir iletişim ve ilişki var. İş yerlerinde bile. Mesela patron çalışanı azarlayabiliyor. Onun babasına dönüşüyor. Siz eğer bir azarlama sistemi varsa orada sonuç alma ihtimaliniz yoktur. Herkesin yetişkin bilincine gelmesi lazım. Yetişkinleşmesi gerekir. Yetişkine sorun çözdürebilirsiniz. İşte o elinizdeki yangın söndürme tüpünü kullanabilmek için düşünsene uçakta yangın var ve bir çocuğun elinde. Çok güvenli. Bir yetişkin tutsun isterdiniz değil mi onu? O yüzden bizim yetişkin bilincine gelmemiz, arızalı taraflarımızı halletmemiz, çocuk ve ebeveyn bilincinden ve ergenlik bilincinden artık çıkıp yetişkin bireyler olabilmeye ihtiyacımız var. Gerek özel eğitimlerinizde, gerek kurumlarınızda düzenleyeceğiniz eğitimlerde bunu dikkate almanızı naçizane öneririm. Ancak yetişkinler sorunları tespit edebilir. Ancak yetişkinler sorunları çözebilir. Çünkü hala da korteksi gelişmeyen, amigdala sisteminde yaşayan, annesiz babasız, yöneticisiz, karar alamayan, sokağa çıkamayan, onlardan ayrı bir evde yaşayamayan, her şeyi anne babasının belirlediği insanların sorunu doğru tespit etmesi ve bunu çözebilmesi ne yazık ki çok kolay değil. Korteksinin gelişmesi gerekir. Yani yetişkin bilinci nedir? Kendi hayat sorumluluğunu üstlenir, kendi fikri vardır, kendi kararlarını alır ve bu kararlarını uygulayabilir. Bu kararlarını kendi başına alamayan bir insandan, yöneticisiz hareket edemeyen, müdürü olmadan, formeni olmadan adım atamayan insandan herhangi bir sorunu çözmesini istediğiniz eğitimi verin, bekleyemezsiniz. Bizim o anlamda bilinç düzeyimizi yükseltmemiz gerekiyor ki birer yetişkin, vergi ödeyen vatandaş olabilelim ve böylece herkes görevini liyakat ile yapabilsin. Önemli olan görevi, önemli olan sorumluluğunu üstlendiği işin eksiksiz yapılması olsun. Bizde hala ahbap çavuş ilişkisi, hala ilişkiler üzerinden tekamül edilir. Hala iş yerlerinde ilişkiler önemlidir. Bu anlamda baktığınızda, insanı böyle ele aldığınızda, yetişkin bilincine geldiğinde doğru sorunu çözen, kendi sorununu çözebilen, virgül, sorun üretmeyen bir varlık olduğunu görürsünüz. Çünkü çocuklar sürekli sorun üretirler. Çocuklar sürekli soru sorarlar. Çocuklar etrafındaki herkesi ve her şeyi oyun malzemesi yaparlar. Ergenler de rekabete sürüklenirler. Bu insanlarla anlaşmanız, bu insanlarla çalışmanız, bu insanlara sorumluluk vermeniz çok kolay bir şey değil. Bu anlamda insanı her zaman merkeze alan, insanın içine doğduğu aile sistemini, içine doğduğu kültürü, içine doğduğu vicdanı da gözeterek, insan yöneten insanlar olarak verim almak istiyorsak, biraz daha farklı bir yönden bakabilmemiz gerekebilir. Vaktim çok azaldı. Aslında söyleyecek daha çok şeyim var ama bugün biraz da bir saat falan geciktik. Çok fazla bir şey yapmayayım. Şöyle bir notuma bakayım. Hep birine bağımlı olan insanlar için söyleyeyim. Hala da amigdala sisteminde fight and flight modda yaşayanlara, kendinize ve çevrenize çok büyük zarar verirsiniz. Ne olursa olsun
benim sistemimden ayrılmalı, kendi sistemimi kurmalı ve bir yetişkin olarak bu hayatta var olabilmem gerekir. İnsanı bu anlamda büyüten şey oradan kopabilmesidir. Son bir şey söyleyeyim, hadi öyle bağlayayım. İstiklal ne demektir biliyor musunuz? Kelime kökü kılletten gelir. Kıllet azlık demektir. İstiklal, büyük parçadan azalarak kopmayı göze almak demektir. Ancak kendi istiklalini yapabilenler sorunlarını tespit edip, sorunlarını çözüp, sorun üretmeden yükselebilir, büyüyebilirler. Bağımlıların büyümesi çok kolay değildir. Bu anlamda şirketlerinizde de ilişkileri incelediğinizde bu anlamda bir fark yaratabileceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ayrılmayın lütfen. Bizimle birlikte olduğunuz için size de bir fidan armağan etmek istiyoruz. Ne güzel. Dolayısıyla bu fidanı da sizde uygun gördüğünüz bir yere lütfen Per Yönege adına dikin. Seve seve. Çok teşekkür ederiz. Fidan takdimini de Zirve Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Rabia Gülcan gerçekleştiriyor. Şöyle. Prosedürümüz var değil mi?